İyi akşamlar sevgili seyirciler. Dört bir tarafa hoş geldiniz. Nagihan Alçı ve nihayet Altan Öymen iki aradan sonra Emre Kongar ve ben dört bir tarafta yine gündemin yoğun konularını tartışacağız. Biz başkanlık sistemini ele alalım derken üzerine Muhteşem Yüzyıl geldi. Muhteşem Yüzyıl'ın patriot gündemini birazcık gölgelemek için suni bir gündem olarak ele alındığı söyledi. Bunları da tabii konuşacağız. Bu arada Milli Eğitim Bakanlığı yeni bir yönetmelik yayınladı. Üniforma kalktı. Ayrıca İmam Hatip okullarında ve diğer okullardaki Kur'an seçmeli derslerinde başörtüsü serbestiyeti geldi. BDP'lilerin dokunulmazlıklarının kaldırılması konuşuluyor. Oysa geçen hafta teröre çözüm yolunda acaba ikinci bir Oslo süreci başlatılır mı? Bunun üzerinde duruyorduk. Gördüğünüz gibi gündem bir taraftan bir tarafa savruluyor. Geçen hafta konuşamadığımız bir başka konu vardı. CHP'nin içinde bir sıkıntı doğmuştu. İşte Hüseyin Aygün, Tunceli milletvekili, Seyit Rıza'nın iade itibarı için bir kanun teklifi vermişti. Kıyamet koptu. Ümit Kocasakal, İstanbul Baro Başkanı Kılıçdaroğlu'na sen o Atatürk'ün koltuğundan kalk bile dedi. Ama sanıyorum bunları konuşmaya vakit bulamayacağız. Alevi kardeşlerimizin Muharrem orucunu tamamladıklarını düşünüyorum. Hepimiz, herkes afiyetle aşurelerini yesinler. Bir de geçtiğimiz günlerde gene Türk dünyasının çok değerli bir ismini Turan Yazgan'ı kaybettik. Onu da rahmetle anıyoruz. Şimdi kısa bir reklam arası ve reklamlardan sonra hızlı tempo ile bütün konuları konuşmaya çalışacağız. Dört bir tarafta gene birlikteyiz sevgili seyirciler. Ben ilk sözü Altan Öymen'e vereceğim. Herhalde onu çok özlediniz. Başkanlık sistemini tartışacaktık çünkü AK Parti başkanlık teklifini parlamentoya sundu. Ama üzerine Muhteşem Yıl, yüzyılın tartışması gelince bu konudan başlayalım istedim. Senin düşüncelerin nedir? Çok merak ediyorum. Teşekkür ederim. Ben son iki programda burada benim yerime konuk konuşmacı olan arkadaşlarıma da teşekkür etmek isterim. Tufan Türenç ile Mehmet Tezkan'a. Onların bir kısmını izleme imkanı ben de buldum. Hakikaten onların katkısı da çok değerli oldu. Hep söylerim zaten bu gibi konuk konuşmacı arkadaşlarımızın ne bileyim haftada bir gün olsa da beraber olsak en azından. En azından işte biriyle bir gün, biriyle bir gün. Bunun yani sayısını yükseltsek daha iyi olur. Fehmi Koruyucu'nun Ayşe Atıkoğlu Yani sık sık bir yerlere gidin mi diyorsunuz Altan'a? Hayır, Aydın biraz daha diyor yani. Aslı Aydın Taşbaş için de söylüyorum. Geldiler yani bu konukların olması çok iyi. İnsanın yani çok önemli işleri çıktığı zaman hem tabii, bize katkıda bulunuyorlar. Bir de onlarla beraber olsak da iyi olur. Neyse bu bir temenni yönetime ilettiğim. Şimdi Sayın Başbakan zaman zaman böyle enteresan sözler söylüyor konuşmalarında. Ya halka hitap ederken ya kendi grubunda. Muhteşem Yüzyıl meselesi de bunlardan bir tanesi ve en şaşırtıcı olanlarından bir tanesi. Şeye benziyor, kürtajdı, sezeryandı, idam cezasının yeniden gelmesiydi. Ondan sonra işte dindar ve kindar gençlik yetiştirmek gibi falan birçok şeyler söylüyor. Tabii üslubunu burada hep eleştiriyoruz. Bir de azarlama hakim üslubunda başkalarını. Burada da var o azarlama. Ama Muhteşem Yüzyıl'da ne tarafından bakılırsa bakılsın çok acayip bir manzara var. Bir kere bu bir belgesel değil, başbakan bunu belgesel diye niteledi. Bu televizyon icat edildiği zaman, televizyon icat edilmeden önce sinema icat edildiği zamandan beri yapılan filmlerden bir tanesi Muhteşem Yüzyıl. Onun gibi geçmişten, tarihten konuları alıyor. Onun ana hatlarını benimseyip belirli bir tarafını, hepsinde değil, belirli bir tarafını alıyor. Ve dediği fiction dedikleri Frank'lerin işte muhayyileyle yani romancılık sanatıyla dolduruyor geri kalanını ve ortaya zevkle seyredilir bir şey çıkıyor. Tabii hepsi zevkli olmayabiliyor ama bu Muhteşem Yüzyıl
bayağı çok sürükleyici bir eser. Bu arada Meral Okay'ı rahmetle anmak isterim. Onun senaristi buydu ve çok güzel bir şey yapmış. Yani iyi bir çalışma yapmıştı. Çok vakitsiz ayrıldı. Şimdi buna niye sataşıyor? Belgesel olmadığı belli. Bunu çocuklar da biliyor. Her memleketin filmleri var. Napolyon hakkında ne kadar film çevrilmiştir? Bir tanesini hatırlıyorum ben, Marie Walewska yahut Kontes Walewska diye bir şey. Şeye giderken, Rusya seferine giderken Polonya'ya gidiyor. Orada bir kontes bu. Onunla arasında bir şey macerası geçiyor işte, aşk macerası falan. Şimdi bunları böyle tam olduğu gibi tespit edilmesi falan mümkün değil zaten. Yani iki kişi arasında geçen hadise. İşte ne yapacak? Romancı, senarist neyse bir şeyler yazacak. Bu da öyle. Ve bunda şimdi şurada bu kitabın çok büyük bir kısmı Kanuni dönemine ait. Ve bütün kronolojik olarak İsmail Hamid Danışmend'in yani önemli bir eseri, Osmanlı tarihinin kronolojisi diyor. Burada işte Yavuz Sultan Selim dönemi, Kanuni Sultan Süleyman dönemi falan var. Merak edip baktım şöyle. En uzun süreli padişahlardan bir tanesi 50 küsur yıl. 46. 46 mı? Yani 1520'lerde falan. Tamam, sen daha şey. Biri değil, birincisi ayrıca. Tek. En yüksek. En yüksek. 520'den ondan sonra 1566'ya gelen, kadar olması lazım. 66'ya kadar mı? Evet Altan. Neyse yani senesini bilmiyorum. Ve işte onun hakkında da böyle Sayın Başbakan 30 yıl at üstünde dolaştı falan diyor. Halbuki işte hesabını da yapmışlar zaten, bunlara da bakar. Burada tek tek var. Şu gün şuraya gitti, bugün Kaç yıl at sırtında? Nasıl? Kaç yıl çıktı, sen yaptın mı? Hayır, ben yapmadım ama şeyde vardı bugün. 10 yıl yapanlar var. 10 yıl tuttu. 8 ya da 10. Yani çeşitli hesaplar. Buradan da bakılırsa ona benzer. Ayşe Hür yaptı belli herhalde. Ayşe Hür 8 yıl diyor. Ayşe Hür'ün evet. 8. Radikal'de 10-15 yıla kadar çıkartmışlar. Hadi diyelim 15 yıl ama mübalağa iki mislinden daha evet. Fazla yani. Şimdi burada zaten at sırtında, hep at sırtında mı gidiyor hocam? Gidiyor bir yerde tabii, çadırlar kuruluyor, orada savaş devam ediyor. Şimdi ne tarafından baksanız buna benzer bir iddia, biz Kanuni'yi öyle tanımıyoruz diyor. Öyle tanımıyor, burası öyle dediğim bütün o hadiseler iyi kötü var. O neydi şeyin adı, Pargalı İbrahim Paşa. İbrahim Paşa'nın işte biraz şeyli bir adam olduğu, ihtiraslı bir adam olduğu falan. Tarihlerde de var bunlar yani. Evet. Hürrem Hanım'ın da biraz şey olduğu işte, o sırada saray entrikaları falan içinde olduğu. Şimdi saray entrikaları da başka ülkelerde de var. Yani 14. Louis zamanında yahut başka zamanlarda Fransa'da ne diziler vardır. Bu Alexandre Dumas, Per, bunları asıl yani üç silah şöyler falan yazan, bugün Ali Sirmen hatırlatıyor sütununda. Ona da böyle ilk tefrikayı yayınladığı zaman falan şeyler gelmiş. İşte buna tarihe uyuyor uymuyor. Bu tarih falan değil demiş, roman. Ama bu gibi romanlar, tarihi romanlar, tarihi sevdirirler. Bunun da özelliği o. Dünya kadar tarih kitabı o döneme ait yayınlandı. Şimdi niye yaptı bunu Sayın Başbakan? Bu soru bir soru, herkes fikrini söylesin. Ben çıkaramadım yani. Birçok tez var da o tezleri burada konuşalım. Sen ne diyorsun Nagihan? Niye bu şekilde acaba konuştu Sayın Başbakan? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Bu hakikaten beni açıkçası gülümseten bir tartışma. Yani şimdi bir anda bütün ülke bakıyorum. Muhteşem tartışma, muhteşem dizi, muhteşem polemik falan diye. Muhteşem yüzyılı tartışır hale geldi. Yani ben bir kere başbakanın insanları tartıştıracak konuları cımbızlayıp bunu gündeme getirme kabiliyetine şapka çıkarıyorum hakikaten. Öncelikle o tespiti yapayım. Niye tartışıyoruz? Çünkü başbakan pazar günü Kütahya'da yaptığı konuşmada bir anda, hakikaten ben de o konuşmayı tesadüfen evdeydim ve izliyordum. Ben de çok şaşırdım. Bir anda muhteşem yüzyılı işte son derece sert ifadelerle eleştirdi. İşte medya patronlarına yüklendi vesaire. Böylece kendimizi bu tartışmanın içinde bulduk. Şimdi ben bu tartışmayla birlikte baktım. Toplumda böyle bir hassasiyet var mı diye. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ben muhteşem yüzyıl dizisini seyretmiyorum. Hani bunu övünerek söylemiyorum. Aksine
Ama hiç seyretmedim. Yalnızca takip ediyorum. Annem çok iyi bir takipçisi. Birçok arkadaşım iyi takipçileri. Ve çok iyi reyting aldığını biliyorum. Sadece Türkiye'de değil, hem Orta Doğu'da. Siz de çok iyi bir takipçisiniz. Balkanlar, Rusya. Balkanlarda, Rusya'da vesaire. Yani 100 milyondan fazla takipçisi 150 var. 150 milyon. Bir kere yani serbest piyasa açısından çok cazip bir ürün olduğu ortada. Muhteşem Yüzyıl dizisinin. Bu bir. İkincisi... Şimdi başbakan böyle bir şey söyledi meselesine geleceğim ama bir hassasiyet var mı? Baktım Kanuni Sultan Süleyman'ın yansıtılmasıyla ilgili hem tarihçilerde hem de Osmanlı'nın torunlarında, bugün hala yaşayan Osmanlı'nın torunlarında bir hassasiyet var. Onlar biz memnun değiliz diyorlar. Başbakanın çıkışından bir sene önce mesela buldum 2. Abdülhamit'in torunlarından Kayıhan Osmanoğlu demiş ki biz ecdadımızın bu şekilde gösterilmesinden memnun değiliz. O yüzden kendimiz Osmanlı Hanedanı mensupları olarak bir alternatif dizi yapmak istiyoruz. Şimdi bütün bunlar doğru çıkışlar, yapsınlar, ne kadar güzel de başbakan da bir diziyle ilgili de kanaatini bu şekilde belirtmesin. Yani bence son derece yanlış. Başbakanı tutup da Muhteşem Yüzyıl'ı bu şekilde eleştirmesi yanlış. Yani her türlü figürün, portrenin İçine hele bir de kurgu girdiyse yansıtılabileceğini düşünüyorum. Bir takım hassasiyetler, geniş tabanda hassasiyetler oluşursa ona zaten kamuoyunda bir tepki doğar. O tepkiyi bizler görürüz. Kanal yöneticileri de görürler ve bu tepki kanalın reytinglerinden daha fazlaysa ya da o reytingleri feda etmeye değecek bir tepkiyse o zaman oturulup konuşulur ama dediğim gibi bir başbakanın bir diziyi bu şekilde hedef alması, eleştirmesi hem de bu kadar sevilen ve izlenen bir diziyi hedef alması doğru bir şey değildir. Ben burada şunu da söylemek istiyorum. Bakın Kanuni ile ilgili böyle bir hassasiyet var. İşte bu dizi kaldırılmalıdır diyor başbakan. Bence yanlış yapıyor söyleyerek. Böyle bir hassasiyet olsa bile. Ama başbakan yanlış yapıyor derken bence bunu bütün isimler için söylemeliyiz. Yani bakın Kanuni ile ilgili de üstelik birebir gerçeklerle örtüşmesi gerekmiyor bu dizinin. Yani nihayetinde bir dizi yapılsın, içine biraz hayal gücü de konsun. Yani reyting getirmesi için tabii ki haremdeki flörtler vesaire ortaya çıkarılacak. Ona flört demiyorlardı tabii de. O zaman herhalde. Ay, ama ben 2012 evet. diliyle konuşuyorum. Nazik, yani kadınlarla ilişkileri, haremle ilişkileri. Nazik konuşuyor, nazik. Ne çıkacak da. Haremde flört. Bakın Kanuni ile ilgili böyle bir dizi yapılabiliyorsa ben de diyorum ki tabularımızı yıkalım, öyle bir dizi de yapılsın. Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili dizi de yapılsın. Hatırlayın bundan birkaç yıl önce Can Dündar çok da güzel bir film yapmıştı. Mustafa Kemal'i karanlıktan korkuyor diye gösterdi diye. Bugün dizi, başbakan diziye ne karışıyor diyen çevrelerin önemli bir kısmı vay efendim bizim Atatürk'ümüze saldırıyorsun dediler. Ben diyorum ki herkese eşit muamele yapılsın. Kanuni ile ilgili yani biraz fazla kadın düşkünü gibi görünüyor. Saki galiba ondan çıkıyor rahatsızlık. Bir dizidir nihayetinde gösterilsin. Ama aynı zamanda Türkiye'de bakın çok tartışılmış bir kitaptır. Ben yanında da getirdim. Bozkurt. Armstrong'un Bozkurt'u yıllarca Türkiye'de yasaklıydı. En son 2005 baskısı var benim elimde. İlk galiba 1955'te mi Atatürk zamanında basılmıştı. Sonra 55'e kadar basılamadı. Atatürk'le ilgili özel hayatıyla ilgili son derece provokatif ifadeleri vardır. Böyle bir kitabın senaryosu da dizi haline getirilebilsin. Yani burada çifte standart uygulamayalım. Tekrar onu evet, söyleyeceğim. Bak tartışmayı alevlendirecek laflar söyledi. Şimdilik bu kadar. Buyurun Emre Bey. Efendim şimdi ben tabii Sayın Altın'ın şeyine katılmak mümkün değil. Başbakan herkeste eşit olsun. Başbakan herkeste eşit değil. Hele yani hiçbir ülkede başbakan herkeste eşit değil ama özellikle Türkiye'de Sayın Tayyip Erdoğan hiç eşit değil. Ben eşit yani demedim ki. Demedim. Öyle dediniz. Onlar nasıl onu eleştirdiyse başbakan da bunu eleştiriyor. Yani Can olayını verirken, Can Dündar'ın olayını. Onlar nasıl eleştirdiler Atatürk'le yapılanı? Şimdi ben başbakan da eleştirmesi yanlıştır eleştiriyor. Diyor. Yanlıştır ben dedi. Diyorum ki ikisi evet. de eleştirilmesi. Anlıyorum anlıyorum. Yani herkes de başbakan. Herkese de eşit muamele yapılmalı diyorsunuz. Şimdi öyle doğru. demiyor, öyle demedi. Neyse, peki ben buyurun, benim öyle anlayışım anladı. Kıt. Zaten Emre siz Bey, benim anlamadığımı geçen programda da söylemiştiniz. Şimdi daha vahim bir şey var tabii burada. Yıllardır özellikle 2010 referandumundan beri medyanın zaten tamamen siyasal iktidarın denetiminde olduğunu biliyoruz. Yargının
siyasal iktidarın denetimine girdiği görülüyor. O kadar görülüyor ki yurt dışındaki sempozyumlarda filan bu söylenmeye başladı. Yani bilmem Avrupa'da, Amerika'da toplantılar yapılıyor. O toplantılarda toplanan yargıçlar, hukukçular Türkiye'de yargı siyasal iktidarın etkisini açık hale getirildi diyor. HSYK örneğini veriyorlar. Şimdi böyle bir yapıda Sayın Başbakan, senin de biraz evvel belirttiğin gibi, önce işte Kürtaj ve Uludere'yi benzetiyor birbirine. Derken işte idam cezasını getiriyor gündeme. Derken bunu getiriyor ve bir de BDP'lilerin şu arada meclise gelen şeyleri var, fezlekeleri. Bunların da diyor kaldıracağız, yargıya da gerekeni söyledik diyor. Şimdi aynı olayı burada da söylüyor. Yargı da üstüne düşeni yapsın diyor. Nerede? Türkiye'de. Hangi Türkiye'de? Yargının siyasal iktidarın denetimine girdiği iddia edilen Türkiye'de. Kim? Muktedir başbakan. Tek ses, tek nefes her şey. Şimdi Hasan Cemal Türkiye'de AKP'ye ve Sayın Başbakan'a zamanında büyük destek veren kalemlerden biri, liberal bir kalem. Hasan abi diyor başbakan zaman zaman ona, diyor idi. Şimdi ne diyor? Bir şey yazmış, diyor ki bugün mesele nedir diyor? Erdoğan'ın zihniyetidir. Mesele nedir? Erdoğan'ın iktidarı, gücü kullanma tarzıdır. Mesele nedir? Erdoğan'ın demokrasi anlayışıdır ve demokrasi kültürüdür. Mesele nedir? Erdoğan'ın hukuk anlayışıdır. Heykel ucubedir, yıkın. Yazar saçmalıyor, atın. Dizi ecdadımıza hakarettir, durdurun. Dizi, ey savcılar, milli manevi değerlerimize aykırıdır. Hala ne duruyorsunuz? Harekete geçin. Mesele işte budur. Başbakanla ilgilidir. Ve devam ediyor. Kanuni nasıl padişahı falan. Mesele o değil. Mesele bu. Yani yoksa o dizi böyle yapmış, Atatürk içinde çekilmişmiş, Can da onu yapmış. Can ayrıca belgesel yaptı. Yani Can'ın iddiası belgesel. O tartışılabilir. Uygundu, değildi filan. Bu o da tartışılmaz. Ne uygun olacak bu? Bir şey. Mesele Türkiye'de demokrasidir. Türkiye'de demokrasi kültürüdür. Sayın Başbakan'ın bu kültüre bakışıdır. Bugün gündeme almış olduğumuz başkanlık önerisinde ortaya çıkan bir Türkiye özgü tek adam yönetimidir. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Evet, ben de kendi düşüncelerimi söyleyeyim. Şimdi ben eleştirdim başbakanı bu şekildeki bir müdahalesinden dolayı. Ben ayrıca bu diziyi seyrediyorum ve bu dizide zaten savaşa gidiyor padişah. Bunu seyretmedikleri için farkında değiller. Mesela son bir 3-5 sene yoktu. Bir döndü, çocukları büyümüş. Onu gösterdi Mevle, mevsimler geçerek. Oraya gittiler, o bir yerde konakladılar. Ama savaş meydanlarında savaşı göstermiyor. Yani ama çok masraflı zamanın olmuş. Geçtiğini gösteriyor. Netice itibariyle senin dediğin gibi bir kere daha geçenlerde 5 senesi geçti. Daha da önce bir kere bir sefer vardı. Her sefer gösteriliyor. İnan çocuklardan anlıyorsun zamanın geçtiğini. O bakımdan bir kere durum öyle değil. Kaldı ki bu bir belgesel değil. Bu şekildeki siyasetin kültür ve sanata müdahalesi çok yanlış. O zaman hani majestelerinin dizileri, majestelerinin tiyatroları, bunlar olamaz. Bu şekilde sivil bir alandır kültür ve sanat. Müdahale edildiği vakitte bütün yaratıcılık ölür. Bunu da bilmemiz lazım. Bir, bunu söylemek istiyorum. İki, Twitter'dan çok güzel böyle derlenmiş tweetler var. Mesela Erol Köse diyor ki bu ayardan sonra artık Hürrem ölür, Mahi Devran zehirlenir, Firuze asılır. Dizi Süleyman'ın Yolu adı altında savaş meydanlarında geçer diyor. Mete Çubukçu diyor ki sürekli at sırtında bir kanuni ne kadar sıkıcı. Kendisi de öyle düşünmüş olsa gerek, 18 çocuğu olmuş, biraz da sarayda oturmuş. Bu da hoş bir şey. Tuna Kiremitçi, Hürrem ne kadınmış, öldükten 454 yıl sonra bile devleti meşgul etmeyi sürdürüyor. Bu da esprili bir şey. Mehmet Bekaroğlu, elbette başbakan da herkes gibi bir diziyi eleştirebilir ama başbakan olduğu hesaba katılmalı. Yani başbakan olunca daha dikkatli davranmalı diyor. Burada
Mehveş Evin Şo Behzat Ç'yi evlendirdi. Artık Süleyman'ı da attan indirmez. Ve son olarak Mehmet Ali Birant diyor ki Rütük şimdi gerçek yüzünü gösterecek. Bağımsız mı? Yoksa emirle mi hareket ediyor? Anlaşılacak. Başbakan kızı diye Muhteşem Yüzyılı cezaya mı boğacak? Şimdi bunlar önemli konular. Üzüntü verici. Ayrıca ben gündemi bu şekilde belirlemesi, eğer bunu sırf gündem belirlemek için yapıyorsa, bu kendisinin çok aleyhine oluyor. Mesela ben her zaman söylüyorum, ben AK Parti'yi destekleyen bir insan olmama rağmen mecburen zihnimde soru işaretleri belirliyor. Ben hiçbir zaman şöyle düşünmüyorum, ne güzel öbürlerinde bak örttü gündemi de. Bence dehşet verici bir şekilde, yani kendisinin aleyhine işleyecek bir şekilde gündem değiştirmiş oluyor. Güzel bir şekilde gündem değişmiş olmuyor. O zaman bundan memnuniyet duymamamız lazım. Ve ama orada, bence o şeyi de tartışmamız lazım. Başbakanı tabii en sert şekilde eleştirelim. Bence de yanlış bir çıkıştır. Tabii. Ama bu çıkıştan sonra bunu avantaja çevirmek için yeni bir tartışma alanı yaratabiliriz. İşte o da, acaba herkese eşit mesafede yaklaşabiliyor muyuz? Bazı insanların hassas noktalarına bu dizi dokunuyorsa... bazı insanların hassas noktalarına dokunuyor diye birçok şey Türkiye'de yapılamıyor. Tabii. O zaman her şeyin yapılabilmesi lazım. Atatürk'le ilgili benim anlatmaya çalıştığım buydu. Onu ama başbakana da söylemek lazım. Tabii. Bana da söylemek lazım. Hepimize söylememiz lazım. Eğer tabular kalkacaksa herkes için tabular kalkması lazım. Kaldı ki bakın şöyle diyor başbakan. İlgilileri uyarmamıza rağmen yargının da gerekli kararı vermesini bekliyoruz. Bu şimdi biraz mutlaka maksadını açmış bir beyanattır. Burada insan şöyle bir izlenim ediniyor. Ya yargı ne duruyorsun? Oysa yargı olarak bunun bir cezası yok. Ne bileyim Muhteşem Yüzyıl'da Kanuni Sultan Süleyman'ı biraz fazla haremde göstermek diye bir Türk Ceza Kanunu'nda bir suç yok. Ancak Rütük... Milli ve manevi değerlere saldırı var. Bu da bu şekilde değil. İnanın. Ayrıca da bu diziyi seyreden Kanuni Sultan Süleyman'ı hiç küçük göstermiyor. Yani böyle kadın peşinde koşan şehvetli bir padişah falan gibi hiç göstermiyor. Tam tersine müthiş saygıdeğer, böyle güçlü, herkesi kendisine meftun eden önemli bir padişah gibi görüyorsunuz. Ben hiç öyle hareminde kadınların eteklerinde dolaşan bir padişah gibi alakası yok ve böyle güzel şiirler okuyor, aşk ön plana çıkarıyor şehvetten ziyade. Ayrıca milli ve manevi değerlerimiz açısından bir erkeğin erkekliği çok kadınla ilişkisi falan değil mi? Ama yani o zaten işte, harem övülüyor. Meselesi. Övülüyor zaten. O da zaten evet. O meşru olarak bu ilişki ama belki var. O açıdan örnek teşkil eder falan diye eleştirilebilir yani. Evet. Yani şöyle bir olumlu açıdan eleştirilebilir. Mu? Kadınlar aslında çok aşağılanıyor bir anlamda, tabii ister istemez o haremde kadın olmak felaket bir şey. Yani o açıdan kadınlar buna itiraz edebilir ya bizi ne, ya da şunu diyebilir yani çok şükür harem hayatı yok. Yani bunu diyoruz zaman zaman, korkunç bir şey, fakat güç o kadar önemli ki o haremdeki kadınlar bu kadar ezilmeye rağmen diyor ki şimdi seni ceza olarak dediği şey, seni haremin dışına çıkaracağım ve evlendireceğim diyor. Kadın bunu bir ceza olarak kabul ediyor. Yani demek o zaman demek harem. Güce yakın olmak, iktidara yakın olmak, o şatafat, o hayat cazip evet. Gelebiliyor. Böyle de bir evet. Mantık. Bir de şöyle yanlış. Bir olumlu tarafı var bence dizinin, onu da hatırlatalım. Çok geniş kitleler tarafından seyrediliyor ve tarihi olan merakı uyandırdı. Tabii o yani da çok herkes önemli. Herkes dönüyor bakıyor. Yalnız şunu söylemek istiyorum. Başbakan maksadını aşmış gibi görünen yargıya talimat gibi değerlendirebilecek sözler sarf ediyor ama yargıyı da toptan karalamayalım. Mesela burada konuşmadık ama Deniz Fener'i davasındaki savcıları, Fikri Takip değil mi Altancığım, hep bunu biz takip ediyorduk. Savcıları beraat ettirdi Yargıtay. Yani Yargıtay da yargılandı ve beraat etti. Dolayısıyla burada halbuki kıyamet koptu değil mi? HSYK 167 Yargıtay üyesini birden atadı, Yargıtay evet. Ele geçirdi filan. Bu öyle değil. İnsanların vicdanına kalmış bir meseledir. Kısmen yargı bağımsızlığını sağlayacak önlemler alınmıştır ama insan kul doğmuşsa o kulluğu ne gibi teminat verirsen ver engelleyemezsin. Bu medya patronları için de geçerli. Şimdi Tayyip Erdoğan diyor ki o medya patronlarını da kınıyorum veya işte yöneticileri. Şimdi sen medya patronu olarak dersin ki haklısınız ama yani bu şey
ben bu diziyi beğeniyorum ve bize çok gelir getiriyor. Dolayısıyla ben bunun yararlı görüyorum ama Rütük de vazifesini yapar. Hakikaten zararlı kısımlar var ise yani Rütük'ün değerlendirmesine göre bu iş Rütük halletsin gibi de bir duruş olabilmeli. Biraz da oralardan da kaynaklanan sorunlar yaşadığımızı itiraf etmeliyim. Ben burada biraz konuştum ama herkes de benimle birlikte konuştu. Güzel oldu. Ben şimdi tekrardan Altan Öğmen'e geçmek istiyorum. Hem bütün tabular genel olarak yıkılsın meselesi. Bence bunun içine şeyi de katalım. Milli Eğitim Bakanlığı'nın son yönetmelik değişikliği bir anlamda bir tabunun yıkılması olarak da değerlendirilebilir. Yani yıllarca bu üniformalı yaşam okullarda, ayrıca bu başörtüsü konusundaki tartışmalar sence sona erebilecek mi, bu tartışmalar devam edecek mi? Bir de şunu da sorayım Altan başlarken, Atatürk'ü böyle özel hayatıyla, ilişkileriyle, işte Latife Hanım'la evliliğiyle, o uzun rakı sofralarıyla gösteren bir soap opera gibi dizi olsa ne dersiniz? Şimdi o zaman o konuya biraz daha değineyim. Şimdi bu ona sevdiğine geleceğim. Şimdi başbakanın bu müdahalesi, hele yargıyı da bu işin içine katmak istemesi ve millete de şikayet etmesi. Yani millet de gerekeni yapsın diyor, parantez içinde sonradan ilave ettiği bir hukuk içinde gerekeni yapsın var ama bu milleti de harekete geçirme şeyi seziliyor. Yani isteği seziliyor. Bu bir bakıma, yani bütün bu biraz önce değindiğimiz noktalar açısından komik olmakla beraber vahim bir durumdur aslında bu müdahale. Yani şimdi bunu gündemi değiştirmek için yapıyor. Bu da doğru bir şey değil. Yani bir başbakanın kamuoyunu aldatması demek. Yani bir başka bir mesele var. O meseleyle meşgul olmasını önlemek için buna benzer bir şey getirtiyor. Herkes bunu şey yapıyor, tartışıyor. İşte cambaza bak dedikleri gibi. Orada öteki şeyler herkesin gözünden uzak bir şekilde gidiyor. Yani işte dokunulmazlıkların kaldırılması mesela bu arada manşetlerde öteki yer almış oluyor onun yerini. Şimdi burada bunu yapıyorsa bu vahim. Başka bir amaçla inanarak yapıyorsa, yani kendisinin her şeye karışabileceğine inanarak yapıyorsa bu daha da vahim. Yani ben yargıya karışırım. Heykellere karışırım. İnsanların işte kaç çocuk doğuracağı falan konusunda da mütalalarımı belirtirim. Bazı önlemlere de tevessül edebilirim. Kürtaj ve bilmem şey meselesinde, sezeryen meselesinde olduğu gibi. Karışmadık neyimiz kaldı yani, başbakanın karışmadığı. Şimdi bu nerelerde olur? Bir de şimdi bir laf var, biz başkanlık sistemine geçelim ama Türklere özgü bir sistemle geçelim deniyor. Meclisi de feshetsin falan. O ne olur, ne nasıl Türklere özgü? Buna padişahlık denebilir. Yani postmodern bir padişahlık hevesiyle bir başkanlık sistemi getirmek istiyor. Zaten ki, Selahattin camilerinde yapıyoruz. Yani camiler, mamiler falan zaten cuma namazı eski cuma selamlıkları haline geldi. Evvelden herkes cuma namazına giderdi ama böyle ilan etmezdi. O Abdülhamit zamanında falan resimler vardı o zaman, çekilmiş fotoğraflar. Padişah cuma namazından çıkıyor. İşte ona bir şey sorulacaksa cuma namazı takip ediyor falan. Yani böyle bir padişahlık özlemi içinde olduğunu gösteren yeni bir işaret bu kendisini. Tabii padişahlık derken ben padişahım demeyecek. Hanedan falan, onların güç, hanedan usulü çocuklarına falan geçmesi. Ama o yetkilerle onunki gibi bir de İslam alemine de hitap eden bir halifelik özlemi kendisi şeyi olmasa bile, yani halife ona da imkan yok ama işte o şekilde bir rol kendisindeymiş gibi de davranıyor. Bu o açıdan da vahim. Yani bunu bir kenara anladım. Koyalım. Şimdi şeye bakalım. Şeye gelelim. O da bir soru Atatürk, sordu. Evet. Şimdi Can Dündar'ın çevirdiği film hakikaten Emre de belirtti. Belgeseldi. Ben başka bir şey belgeselde söyleyeyim. De söylendi ama bence hiçbir sakınca yoktu. Yani Atatürk'ün sigara içtiği belli. İçki işte içkiyle içtiği akşam belli. Bu da ayıp değil. Ya, perdeleri açtırıyor içki tabii, içerken. İşte kordonda falan öyle. Açın da diyor. Karanlıktan korkuyor gösterdiler. Açın da diyor. Açın da diyor. Halkım içki içtiğimi göster. Ama birçok eleştiriye hedef çok oldu. Onu da kabul edelim yani. Şimdi ona da eleştiriler olabilir. Ama bir siyasetçi çıkıp da onu hatırlamıyorum bu filme. Hayır, diyebilir yani. De ayrıca. Siyasi, derse de
gelsin şeyler, yargıçlar karar versin falan. Yani başbakanın söylediği yani doğru diye demedim ki, bu örneği vermedim ki. Ne diyorsun ya? Atatürk hakkında yapılabilir. Ben belgesel belgesel olmasına rağmen onda da işte yapılabiliyor. Hayır, böyle bir dizi yani, olsun mu Atatürk'ün hayatı, efendim, kadınlar, Latife bakar, Hanım? Senaristi çıkarsa şey yazdı. İpek Çalışlar, kitabı var orada ve ona da tepkiler gösterildi. Evet, hatta dava açılmak hatta falan istendi. Hatta belgeseli de çekildi onun, yayınlanacak. Ama onlar dava artık, da açıldı galiba. Onlar artık aşıldı. Yani aşıldı bu örnek. Herkesçe eleştirildi. Ben dahil kaç tane şey yaptım o konuda yazı. Şimdi bütün bunları ikide bir getirmenin şeyi yok. Atatürk meselesi zaten halloldu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı bile Atatürk kanunu olmasa da olur. Çünkü milletin ona olan sevgisi, saygısı yeter anlamında sözler böyle söylüyor. Böyle bir dizi olsa tepki olmaz şimdi mı? Ama olur mu canım? Bu şey tuhaf. Şimdi Kanuni Sultan Süleyman tahta çıkışı 1520 değil mi? Evet. 1520 kaç sene olmuş? Bilmem işte 500 ne 600'e yakın. 500. 500 küsur sene. Şimdi ondan bahsedilirken gelip doğrudan diyor Atatürk'e niçin söylüyorsun? Yani birçok padişah geçmiş, başkaları geçmiş. Yani bu şeyi gösteriyor işte. Başbakanın mantalitesi bu. Sen haklısın. Sen haklısın bir bakıma, çünkü başbakan da bunu yapıyor. Şey, Osmanlı Atatürk dönemi, Cumhuriyet dönemi. Osmanlı döneminde her şey iyi. Tabii yani çok orada da başarılar var. Büyük Kanuni Sultan Süleyman sadece cenkleriyle, zaferleriyle falan değil, aynı zamanda kanuni olması sıfatıyla. Yani çok adaletli bir padişah şeylere göre, tarihlere göre. Bazı şeyler iyi tabii muhakkak. Ama ne kadar padişah varsa, Abdülhamit Han da, o da çok iyi. Meclisi 32 sene kapatmış, gelmiş, açılmış olan meclisi falan. Yani ama Cumhuriyet'e gelince her şey kötü. Şimdi bunu bırakalım da böyle mukayeseleri, ya o ya o falan meselesi değil. Tarihimize objektif bir şekilde sahip çıkalım. Bunu o tarafından alan vardır, eleştirebilirsiniz. Öbür tarafından başka bir tarafı olur, o anlatılır falan. Tarih içinde bunlar hallolur. Tarih bizi hem eleştirelim ama hem de sevelim yani. Çok evet, bir şeyler de var tarihte. Şimdi tekrar sana gelecek kılık kıyafet, ona girecek vakit olmadı. Sen şimdi hem Altan'ın düşünceleri hem de bence bir tabu mu yıkıldı evet, bu milli eğitim kılık kıyafet, ona da girelim. Şimdi ben kendimi iyi anlattığımı düşünüyorum ama bir kere daha kısaca söyleyeyim. Elbette ki tarihimize sahip çıkalım ama tarihimize putlaştırmadan objektif bir şekilde sahip çıkalım. Ben Kanuni bir dizide, kurgu olan adı üstünde bir dizide birebir gerçeği yansıtması gerekir şekilde olsun demiyorum. Başbakan hele böyle bir konuda konuşmasın, yanlıştır diyorum. Tamam. Ama buna da genişleterek örnek verecek olursak, bakın bu tartışmayı keşke başlatmasaydı başbakan ama bari bu dezavantajı avantaja çevirelim. Bir tartışma başlatalım diyorum. Abdülhamit bu şekilde, belki bazı çevreleri ki bakın Osmanlı'nın torunları rencide olduklarını söylüyorlar. Başbakanın çıkışından çok önce bunu söylemişler. Kanuni demek istiyorsun, Abdülhamit mi diyorsun? Abdülhamit dedin de. Kanuni pardon, Abdülhamit'in torunları karşı çıkıyorlar. Oradan herhalde onlar şey yaptım. Uzun şeyde, şimdi onlar hassasiyet gösterdiklerini söylüyorlar ama bir kurgudur nihayetinde ve başbakanın böyle şeylerle ilgili fikir beyan etmesini yanlış buluyorum. Tamam. Diyorum ki Abdülhamit'e pardon Kanuni ile ilgili böyle bir dizi yapılıyorsa o zaman örnek olarak başka bir tabu olabilecek, daha geniş bir kesimi rahatsız edebilecek Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili diziyi de kaldırabilmeliyiz diyorum. Ben evet, burada elbette ki Mustafa Kemal Atatürk örneği veriyorum. Çünkü 2. Abdülhamit desem yine Kanuni ile ilgili pozisyonumu söylemişim. Başka bir padişahtan örnek vermiyorum. Yakın tarihten hem de çok putlaştırılan bir konudan örnek veriyorum. Ben diyorum ki bugün Abdülhamit'in dizisiyle ilgili canım alt tarafı dizi ne karışır başbakan diyoruz. Aynı şey yarın öbür gün Mustafa Kemal'le ilgili yapılırsa bu cümleleri sarf edebilelim. Objektif bir pozisyon alalım diyorum. Ortada İkincisi, bir dizi var mı? Yani böyle yapılabilsin. Ya ben bir tartışma konusu anladım yani da, bir felsefi mevcut tartışma olan konusu iki şey açıyorum arasında yapılır. Ben diyorum ki tabularınız yani, olmasın. Benim tabum yok. Kanuni de gerçeğe yani, uygun gösterilmek bu zorunda değil kurgu olarak. Başbakan ama Tayyip Erdoğan'a sen ilet. Ben görüşlerini o da ben ne kadar iletiyorsam siz de o kadar iletiyorsunuz. Bundan daha büyüğü olmaz. Biz öyle bir kanuni tanımıyoruz diyor. Biz ya öyle ben bir başbakan haklıdır Sultan mı diyorum. Süleyman,
Ya başbakanın çıkışı demek yanlıştır diyorum. Ben diyorum ki sizin de tabularınız olmasın. Kimsenin ortada tabusu başka olmasın. Putlaştırma yoksa bakın yok şu çıkışlar da yanlıştır. Yani bizim yani manevi milli değerlerimize aykırıdır bu. Bu cümleleri de ben son derece rahatsız bir şekilde evet, bu bana sen, TCK'daki 301'i de çağrıştırıyor. Yani Türklüğü aşağılamak, Türk'ü evet, yani bu tip şeyler başka tehlikeli yorumlara şey açıktır. Onu çünkü efendim, başka yanlıştır madde yok. 301'e göre siz özellikle benim söylediğim şey olabilir yani. 301'den başka neyle takip edecekler? Peki konuyu başka yere çekin. Ben burada Türkiye'de çok önemli bir tartışma konusu açılabileceğini söylüyorum. Ama belli ki dört bir tarafta açılamayacak. Şunu yalnızca söyleyeyim. Işte. Şimdi başbakan medya patronlarına sesleniyor. Tabii ki bu yanlıştır. Burada tabii şunu da bakmak lazım. O medya patronu nasıl reaksiyon gösterecek? Medya patronunun hükümetten, başbakandan bir beklentisi varsa orada serbest piyasa kurallarına aykırı davranabilir. Tabii orada hem başbakanın o çağrısı yanlıştır hem de medya patronunun bu şekilde davranması yanlıştır. Nitekim aynı medya patronu daha önce açıkçası Nuray Mert'in işine son verdi. Birçok kişinin işine son vererek birçok gazetecinin. İşte biraz önce Can Dündar dedik mesela, o da aralarındaydı programını bitirerek. Evet. Şu, bence son derece kötü bir bence sınav bence şu milli eğitim kılık kıyafete hemen geç Nagihan'cığım istersen. Öyle mi, bu turda mı peki? İsterseniz bir tur daha yapalım. Çünkü şimdi. Evet, bir tur daha yapmak lazım. Evet. Ben buna geçeyim mi hemen? Yani geçelim artık, bilmiyorum. Emre Bey siz bu konuyu kapatın isterseniz, ben konuşmayacağım bu konuda. Ondan sonra kılık kıyafete geçin. Var mı sözünüz daha sarf edecek? Olmaz olur mu? Tamam. Emre Bey bu konuda konuşsun tahmini. Sonra geçelim. Efendim şimdi mesele ne Kanuni Sultan Süleyman ne Atatürk. Yani ben o açıdan Sayın Alçı'nın bu yaklaşımını yani bu konu olarak asla katılmam. Mesele bir başbakanın tavrı ve o başbakanın tavrını Türkiye'deki siyasal rejimi demokrasiden, özgürlükçü demokrasiden, ileri demokrasiden ne diyorsanız tek adam yönetimine, tek adam diktatörlüğüne doğru evrilen bir yapıya getirmesi. Hasan Cemal söylemiş demin, onun için okudum onu. Diyor ki mesele kanuni değildir diyor. Mesele onun şeyi de arkasında öyle diyor. Mesele sarayda değildir, haremde değildir. Mesele Recep Tayyip Erdoğan'ın demokrasi anlayışıdır diyor. Ve örnekler veriyor işte. Bu yazarı beğenmiyorum, atın. Dönüyor, okumayın diyor. Bu gazeteleri de almayın diyor halka. Yargıya da işte gereğini yapın diyor filan. Yani bundan öyle Atatürk'tü bilmem neydi, o da eleştirilsin de herkes onu diyordu, o politikacı filan, bunlar hiç ilgisi yok. Bunlar bambaşka konu. Bunlar genel Türkiye'nin muhafazakarlaşmasında filan belki konuşulabilecek konular. Yani tabularımız olmasın, herkes her şeyi eleştirsin filan. Hayır. Çok ciddi bir şeyle karşı karşıyayız. Unutmayalım, aynı şeyde, aynı zamanda olan, şimdi bugün tekrar geleceğim, başkanlık önerisi var. Orada nasıl bir rejim beklendiği veya istendiği veya umut edildiği ortaya çıkıyor. Aynı biçimde artık bütün dünyayı saran yargıya yönelik eleştiriler var. Aynı biçimde medyanın maruz kaldığı mali cezalar var, yazarların, çizerlerin içeri atılması falan var. Ya yani ben doğrusu siz de söylediniz, onu Sayın Alçı da söyledi. Yani medya patronlarının tavrı da önemli dediniz. Ben medya patronları ne yapabilir Türkiye gibi bir ülkede? Yani bütün herkesin kaderi, hele hele ticari ve işte kar getiren işlerle uğraşan insanların kaderi başbakanın iki dudağının arasında. Ne yaptığını gördük işte, yani bir medyaya bütün mal varlığını aşan düzeyde bir ceza kesildi. Öbür yani öbürüne ne yapıldı? Elinden alındı, başkasına satıldı filan. Yani böyle bu olayların yaşandığı bir ülkede öyle medya patronu da dik dursun veya medya patronu ne yapacak? Kim diktiriyor? Nereye diktiriyor? Hangi özel piyasa koşulları geçerli değil ki? Yani bir defa devletin egemenliğinde. Dolayısıyla burada konu ne Muhteşem Süleyman'dır, ne onun senaryosudur, ne Atatürk'ü bilmem müzikalidir, ne şudur ne budur. Burada konu bir siyasal rejim meselesidir, bir demokrasi meselesidir, bir insan hakları meselesidir ve tek adam olarak Türkiye'yi
yöneten, 10 yıldan beri yöneten ve bundan sonra da yöneteceği beklenen Sayın Başbakan'ın bu olaylara bakışıdır, tavrıdır. Aile kaç çocuk yapacak, kim yazı yazacak, hangi heykel olacak, hangi diziler izlenecek, nasıl doğum yapılacak vesaire vesaire. Vahim. Üstelik de bunu yargı yoluyla da bastıracak. Yani çok vahim buluyorum. Burada bitirdinizse bitirdim ben efendim. De bu konuda bir şey söyleyeceğim. Yani Muhteşem Süleyman konusunda söylemeyeceğim. Bir kere yargının sürekli gündeme gelmesinin sebebi Türkiye'nin geçirdiği büyük davalardır. Bunlar sona erdikten sonra Ergenekon'u, Balyoz'u, Oda TV'si vesaire bu konular bu ölçüde yok yargı baskı altında mı değil mi, düzmece dijital veriler var mı yok mu, bir kere bu kadar bu tartışma bizim gündemimizden çıkacak. Bu bir kere bunu bilelim ki bu tartışma bu büyük davalar yüzünden gündeme geldi ve Türkiye maalesef bu süreçten geçerken işte bu tarz sözler yüzünden de çok zorlanıyor. Bir kere bunu altını çizelim. İkincisi medyada da tabi söylediklerinde Emre Bey'in çok doğru paylar var. Yani bu söylediği heykel meselesinden tut kürtaj meselesine kadar, Deniz Feneri'nden ona kadar bir sürü konuda biz de burada eleştirdik. Ama işte bu konular tabii bir bütün olarak bakınca bir otoriterleşme eğilimi de maalesef böyle bir algı yaratılıyor. Ama mesela gazeteciler yazmıyor, muhalefet susturuluyor. Ben buna katılmıyorum. Daha bakın biraz dün açıklandı Bir Gün gazetesi. Ece Temel Kur'an, Banu Güven, Nuray Mert, Ahmet Şık, Yıldırım Türker bütün bunları kendi bünyesine alacak. Zaten gelin Sözcü gazetesi bütün hepsi oralarda yazıyor. Yurt gazetesi, Cumhuriyet gazetesi. Bunlar bayağı büyük bir yekün tutan bir sürü isim yazabiliyor. Peki niye? Valla ben yazamıyorum. Yani sen yazamıyorsun. Mesela Nuray Mert niçin yazamıyor diye baktığında onu isteseydi muhafaza edebilirdi. Bir Gün mü kuvvetli yoksa Nuray Mert'in çalıştığı televizyon kanalı mı daha güçlü bir grup? Demek ki yani biraz da tabii ki medyanın yapısından kaynaklanıyor. Medya iş dünyasıyla bu kadar iç içe olunca ki ona da ihtiyaç var deniliyor. Çünkü medya büyük gruplar. Ayakta durabilmek için kar etmiyorlar. Dolayısıyla yan işlerden kar ederek medya ayakta durabiliyor. Belki bilmiyorum neden. Bu yapının belki biraz değiştirebilmesi lazım. Burada da başka sorunlar var. Ben sadece bunun altını çizip geçmek istiyorum. Yani herkes her istediğini yazıyor. Her istediği yerde yazmıyor. O denilen merkez medyada da bir zamanlar hiçbirimiz ağzımızı açamazdık, ayağımızı atıp. Yani bizler de oralardan dışlanmıştık. Şimdi hala öyle. Merkez medyada belirli bir denge kurulma yolunda hiç adımlar attı. Bunu da unutmayalım. Hep aynı düşüncedeki insanlar aynı fikirleri oralarda da savunuyorlardı. Hala öyle. Şimdi isterseniz artık tekrardan şuna geçelim. Yani bu kılık kıyafet yönetmeliği değiştirildi Milli Eğitim Bakanı. Bu da birdenbire geldi. Dün yattık, bugün kalktık. Böyle bir sonuçla karşılaşıldı. Pek tartışılmamıştı. Nasıl yorumluyorsunuz Sayın Altan Öğmen? İşte sen güzel özetledin. Dünden bugüne, dün yattık, bugün kalktık, bununla karşılaştık diye sabah... Yani sen bunu söyleyeceksin. Resmi gazetede yayınlandı ve tam bir sürpriz oldu. Şimdi hep söylüyoruz ama tabii bir işe yaradığı yok. Bütün bu hadiseler 4+4+4 dahil... Hepsi böyle bir geceden sabaha falan öyle oluşmuş şeyler, tartışılmadan etmeden. Bu da böyle. Bu bir yönetmelik olduğu için hemen işte şey oldu, yayınlandı. Yılbaşında yürürlüğe girecek o kıyafetle ilgili meselesi. Bir kere bunun da demokrasiyle bağdaştırılabilmesi mümkün değil bu kadar çabuk şey. Yani bunun uzmanları var, eğitimcileri var falan, hiç kimsenin haberi yok. Bugün hepsi sabahleyin öğrenmiş, hatta bazı sabahleyin de öğrenememiş. Öğleden sonra televizyona çıkanlar yeni fark ediyorlar falan. Bir o tarafı var. İkincisi önlük bir kıyafet vardı işte bir kısım okullarda. Benim zamanımda hepimiz bir tip önlük giyerdik. Bu komünistlik merakından falan değil, dünyanın demokratik ülkelerinde de bu böyleydi. Sebebi de şuydu.
öğrenciler arasında gelir farkı, ailelerinin gelirleri farklıdır. Bir çok yani maddi durumu iyi olmayan bir ailenin çocuğuyla ötekinin kıyafeti birbirinden çok farklı olur. O zaman bile yani 1940'larda falan 30'larda 40'larda böyleydi de şimdi bu farklılıklar çok daha fazla. Yani düşünün çocuklar işte marka meselesi var. İşte klasik sözüyle Mısır Çarşısı'ndan giyinenlerle bilmem o büyük alışveriş merkezlerinden giyinenler arasındaki fark var. Mısır Çarşısı'nda bile giyinemeyenler var. Bu her şeyde vardır. Bunu örterdi o. Yani bir kıyafet, ucuz bir kıyafet, önlük. Gerçi burada önlükler biraz daha yani resmi kıyafetler okullarda biraz daha şey ama onun da fiyatıyla o marka fiyatı falan arasında büyük fark vardır. Bunu birdenbire pat diye kaldırdılar. Bu en azından bir süre konuşulmalıydı. Başka bazı ülkelerde de varmış da kaldırılmış da acaba bizdeki gelir dağılımı adaletsizliği azaldı mı? Çok azaldı da herkes birbirine çok yaklaştı da artık biz de kaldıracak hale mi geldik? O soru işareti ortada duruyor. Bir o var, bir de burada şimdi bir kıyafet mecburiyeti var. İşte kısa saç kesilecek, işte muntazam giyilecek, temiz giyilecek falan diye bazı şeyler giyilemeyecek derken bunun bir istisnası din derslerinde yani imam hatip okullarında kızlar başörtüsü takabilecek. Evet. 11. sınıf 11 yaşından itibaren yani oraya giden kızlar başörtüsü okullarda bütün derslerde takabilecek. Bütün derslerde evet. Takabilecekler. Öteki okullarda da seçmeli şey Kur'an derslerinde yani Hazreti Muhammed'in hayatı ve Kur'an derslerinde takacaklar. Burada meseleler çıkabilir. Ben ondan endişe ederim. Niye? 11 yaşındaki çocuklar bunlar. Yani o derslerde herkesin takması yolunda telkin olacak birçok okulda tabii. Bunu, Kur'an dersinde. Yani evet. Kur'an dersinde ve şeyde işte Hazreti Muhammed'in hayatında. Sonra ikinci bir telkin ve denemeler olacak. Bugün zaten televizyonlarda bazıları söyledi. Bir şey çıktı bir vatandaş, bir derneğin temsilcisi galiba. Bütün derslerde de takabilmeli dedi. İlkokullarda yani 11 yaşından itibaren bazı okullarda nasıl olsa o seçmeli derse giderken takıyor. Onu bir daha çıkarmasın sabahleyin gelsin anlamına söyledi. Buna benzer şeyler olacak. Tabii bu bir baskı meselesi. İkili bir hal olacak. Bazen tersine şey azınlıkta kalacak belki. Başını bağlayan çocuk ötekiler yanında. Bazen onun tersi olacak. Bu ikili, ikiye ayrılması toplumun kutuplaşma. Bu kutuplaşma daha böyle meseleli halde artacak gibi bir korku geliyor benim için. İnşallah böyle olmaz. Evet Nagihan, sen ne diyorsun? Ben öncelikle bu yönetmelik değişiklikleri ile ilgili yetmez ama evet diyorum. Ben başından itibaren öğrencilik yıllarım aklımda o üniformadan çektiklerimiz. Ve zaman zaman biz Almanya'ya bu Austausch denirdi, değişim öğrencileri olarak giderdik. Ben ortaokuldayken. Ve oradaki öğrencileri gördük. Rengarenk eşofmanlarıyla, kotlarıyla, tişörtleriyle. Çocuklar biraz uzun saçlı. İşte kızlar böyle farklı farklı birbirinden falan. Onların çok doğal bir parçasıydı okul hayatlarının. Oysa biz döndüğümüzde kendi evimizde her sabah o sıkıcı üniformaları giyer. Herkes birbirinin kopyası gibi gider sıraya girerdik. Askeri bir disiplin içinde önce hocalara işte andımızı okurduk pazartesi günleri. Teker teker saç kontrol, etek boyu kontrol andımız falan. Andımız değişmedi ama. İlkokullarda hala zorunlu, ortaokullarda kalktı. Hı. Ona baktım. İlkokullarda da kalkması lazım. Bütün bu askeri düzenin kalkması lazım. Bu yeni yönetmelikte şimdi bunu, mi kalktı bu andımız? Geçtiğimiz aylarda kalktı. Geçtiğimiz aylarda. Şimdi yeni yönetmelikte değil. Dolayısıyla bu askeri, tek tipleştirici, çocuğun çocuk olduğunu, kendini gerçekleştirmesi gerektiğini unutturan sistemin yalnızca bir parçasıdır kıyafet. Onun kalkmış olmasından son derece memnunum. Şunu hatırlatayım, bu dünden bugüne ortaya atılmış bir şey değil.
Haziran ayında Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde kılık kıyafetin zorunlu hale zorunlu halde olmasından çıkacağı, artık saç kontrolünün yapılmayacağı ile ilgili açıklamalar vardı ve bu açıklamalar üzerine Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer de bir demeç vermişti. Siz onu detaylı olarak internetten de bulabilirsiniz. Yani bu hani yattık kalktık olduğu gibi değil. Belki daha iyi planlanabilirdi ama öncesi var. Yani yaz başından itibaren yani öncesi var. Tartışmaya mı açılmıştı o zaman? İlan edilmişti. Yani en azından internet sitesinde vardı. Bu tartışılabilirdi vesaire. Şimdi ben yalnızca şunu söylemek istiyorum. Yetmez ama evet dedim. Bizim sağ olsun editörümüz Onur Akan da bana bir e-mail atmış. Ne olur bu sadece kılık kıyafet oldu mu, hallolduğu gibi bir şey savunmayın diye, ben ona katılıyorum. Tekrar hatırlatıyorum. Daha öğrencilerin eğitimiyle, okuldaki düzenle ilgili değişmesi gereken çok şey var. Hakikaten bir korku rejimi altında bu ülkede çocuklar okula gittiler. Bunun önemli bir göstergesi, üniforma ise başka bir göstergesi. Hem hazır olda durmak, hem öğretmen genci ayağa kalkıp selam vermek, hem bizim zamanımızda elinde makasla dolaşırdı hocalar, birazcık uzun saç olsa kesilir diye. Şimdi onun değişmesi güzel. Ama kız öğrencilerle ilgili de Kur'an derslerinde başörtüsü takılacakmış. Bu beni hiç rahatsız eden bir şey değil. Elbette o dersin gerektirdiği bir şey. Bir gerilim takılır. Yaratmaz mı yani liselerde ben takan takmıyor? İnsanların kendini gerçekleştirmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum toplumda. O yüzden o dersler yani konuyla da ilgili olduğu için elbette başörtüsü takılsın. Ama diğer derslerde o başörtüsü çıkarılacak imam hatipler hariç. Ben bunun hiçbir şekilde gerilim yaratmaması gerektiğini düşünüyorum. Öte yandan gözümün önünde şunlar da canlanıyor. Eşofmanla giden öğrenciler, çok daha okulda rahat hareket eden öğrenciler. Bu da bence Türkiye'ye en azından ilerlemekte olan bir Türkiye'ye yakışan görüntüler ortaya çıkaracaktır. Şu az gelişmiş ülke refleksinden de kurtulalım. İşte bizde fakir çocuklar ne yapacak falan. Bakın onunla ilgili de ben çok akla yatkın buldum. Bakan da diyordu. Bunun en önemli göstergesi ayakkabı, pantolondur, işte şeydir diye. Üniforma da onu kapatan bir şey değil. Şayet böyle bir dengesizliği kapatmak isteniyorsa bu üniforma da kapatmıyordu. Üstelik Türkiye'de de belli bir yere gelindi. Ben çocukların dışarıda nasıl da okulda da o şekilde kendilerini ifade etmelerinin onların ruh sağlığı açısından, özgür düşünmeleri açısından da çok önemli bir yol açacağını düşünüyorum. Ama tekrar söylüyorum, daha gidecek çok yol var. Bakın andığımız ortaokulda kalktı asker gibi her sabah dikilip şey yapmak. Ama ilkokullarda hala ama devam ediyor. Ama yoksa serbest mi bırakıldı? İsteyen okusun, isteyen okumasın. Zorunluluk kalktı. Zorunluluk kalktı. Uygulamayı bilmiyorum, onu sormak lazım. Ama hala bu askeri rejim uygulamaları devam ediyor. Her cuma akşamı şeyde toplanmak, etek kontrolü, bilmem ne kontrolü, temiz yaka kontrolü. Bütün bunların rahatlasa da ben hala devam edebileceği kuşkusu içinde. Emre Bey'e verelim, onun değerlendirmesini hemen alalım. Temiz yaka kontrolü bence kalkmamalı. Yani temizlik önemli. Tırnak şey. Kontrolü de yapılırdı. Askerlerde mi olur? Hayır. Şimdi yani, temizlik başka bir şey. Veliler kontrol eder. Şimdi tabii esas olarak benim kişisel bir tavrım var. Onu çok az insan bilir. Onu söylemekte bir sakınca yok. Çünkü bu üniforma olayı tamamen onunla ilgili. Ben esas olarak üniformalardan ve törenlerden pek hoşlanmıyorum. Kişi olarak bu nereden geliyor bilmiyorum. Yani herhalde çocukluğuma dönsem belki oradaki böyle Freudian şeyleri bulabilirim. Yani tek tip üniforma, tek tip davranış, tören filan şahsen çok hoşlandığım şeyler değil. Fakat maalesef bütün kitle hareketleri ve bütün siyasal hareketler hem törene hem de üniformaya bağlı bir takım ritüelleri, bir takım usulleri getiriyorlar. Yani bütün dünyaya baktığınız zaman özellikle otoriter hareketlerde üniformalar ve törenler görülüyor. Şimdi bu açıdan bakıldığında çocuklarımızın belli biçimlerde zorlanmaları, belli biçimlerde giyinmeye zorlanmaları veya davranmaya zorlanmaları bana ters geliyor. Dolayısıyla okullarda üniforma zorunluluğunun kaldırılması esas olarak benim şahsen desteklediğim bir şey. Fakat başka bir sakıncalı durum daha var. Türban nedir? O da bir üniforma. Hem de nasıl bir üniforma? Çok daha toplumsal, dini
dini inançlarla siyasal tavırların belirlendiği, üstelik de okulun da yönetiminin de zorladığı, zaten de aileler tarafından da bazı kesimlerde kızlarımıza, kadınlarımıza empoze edilen bir üniforma. Şimdi burada bir işte yoksul zengin ayrımını görünür kılmayalım diye getirilmiş olan bir önlük kaldırılıyor. Ama onun yerine çok daha sert, çok daha kapsamlı, yani şimdi nihayet çocuk önlüğünü okuldan gelince çıkarır. Ailesi eğer özel bir baskı yapmıyorsa oradan kurtulur gider, o şeyden de, o kimliğinden de kurtulur önlüğünü çıkardığı zaman. Ama bu türban öyle bir şey değil. Türban hem toplumun, hem ailenin, hem işte okulun da bastırdığı bir üniforma. Tabii türbanla başlıyor, tesettürle o sonra devam ediyor. Şimdi dolayısıyla birine karşı çıkıp öbürünü desteklemek veya daha da kötüsü birini kaldırıp onun yerine öbürünü ikame etmek. Çünkü bu şey onu gösteriyor, bu yönetmelik onu getiriyor. Önlüğü kaldırıyor, türbanı getiriyor. Bence çok yanlış bir şey. Yani bir tüm olaylara bakılırsa, işte o yani kim nerede yazı yazacak, hangi dizi olacak, hangi heykel konacak, kim kaç çocuk yapacak filan gibi Sayın Başbakan'ın müdahale ettiği, yargıyı da göreve çağırdığı işte ve onun sonuçlarının da yaşandığı bir ülkede önlükler kaldırılıyor ama bir başka türban geliyor. Ben şu an son derece tehlikeli buluyorum. Ya başörtüsü zorunlu filan olmuyor, onu da hatırlatmak lazım. Evet, ben de müsaade ederseniz söyleyeyim. Evet, başörtüsü sorunlu yani, olmuyor. Hatta isteyen. Kur'an kurslarında isteyen başını örtmeyebiliyor, evet. Ama şaka genelde şaka örtecektir. Tabii canım, yani yapmayın. Hayır. Allah aşkına. Ya, üniforma yani, zorunluluğu kaldırılıyor, isteyen başörtüsü herhalde yani, örtecektir tabii, diyorum milyonlarca, ama. Milyonlarca insan izliyor yani. En fazla seyredilen televizyon programında. 70 milyon bizi izliyor, yanlış milyon bizi izlerken yanlış söylemeyelim. Şimdi şöyle bir şey söylüyorum. Bu bir imkan sunuluyor. Yani imam hatiplere zaten muhafazakar aileler çocuklarını, özellikle kızlarını 11 yaşından sonra, işte ergenlik başladıktan sonra onların inancına göre, yani Müslüman inancına göre ya da onun bir yorumuna göre, Müslüman inancı bir yorumuna göre başı örtülü olması gerekiyor. Bunu da imam hatip okullarında sağlayabilecekleri için oraya yolluyorlar ve artı bir değer kazanıyoruz. Hiç değilse çocuklarını okutuyorlar. Aksi takdirde belki okutmayacaklar. Ben okumakla çok şey kazanıldığına inanıyorum. Çünkü imam hatiplerdeki tedrisat hem dini eğitim hem de bunun yanı sıra diğer liselerde ne okunuyorsa buna denk bir eğitim veriliyor. Kur'an okunan diğer liselerde ise seçmeli ders olarak orada başörtüsü takma hakkı var, takmama hakkı da var. Bunu bir tercih olarak kullanabilir. Şimdi burada bir çatışma doğar mı, doğmaz mı? Bunu tabii münferit olaylar da yaşanabilir. Bunu uygulamadan sonra görebiliriz şu anda. Peşin bir şekilde bir değerlendirme yapamayız. Ama ben her zaman ta 90'lı yıllardan beri şu düşünceyi savundum. İmam hatipler ve düz liseler arasında, orada eğitilenler arasında bir büyük farklılık doğabiliyor. Bunu kendimiz gözlemlerimizle tespit edebildik. Ben o zamandan beri, hatta 28 Şubat sürecinde de şunu söyledim. İmam hatiplerin orta kısmı kapatılmak istenirken, hiç değilse liselere ve ortaokullara seçmeli din dersi koyun. Çünkü İmam Hatiplerin ortaokulunda iki ders okunuyor esas olarak. İşte Arapça, Kur'an-ı Kerim, Hazreti Muhammed'in hayatı. Yani birkaç ders okutuluyor. Bunları pekala ortaokullara koyabilirsin. Böylece insanlar çocukları dini öğrensin isteyince İmam Hatiplere göndermez. Düz liselerde diğerleriyle de karışarak, kaynaşarak okuyabilir. İki ayrı tip insan çıkmaz ümidini taşıyorum. Ben o bakımdan bu tip eğitimin düz liselerde verilmesini samimiyetle memnun oluyorum, seçmeli olarak. Ve ümit ediyorum ki aralarda şu şekilde veya bu şekilde birbirlerini etkileyerek bir bütünlük
doğabilecek. Bunu faydalı bir gelişme olarak ben doğrusu niteliyorum. Ve bir türbanı da kusura bakmayın bir şey olarak görmüyorum. Bir üniforma olarak değerlendirmiyorum. Çünkü dinin gereği olan tesettür veya örtünme bu bir inancın sonucudur. Bu başörtüsünü bağlayışın muhtelif şekilleri de ayrıca var. Onu öyle görmemek lazım. Bundan rencide oluyor inançlı insanlar. Kendilerini tek tip gibi de görmüyorlar. İnanın ben de hepsinin renkleri ayrı başörtülerinin. Kılık kıyafetleri farklı. Buna göre moda dergileri çıkmış. Hani siz tek tip insansınız demek bence doğru değil ama tabii siz daha iyi bilirsiniz. Eğer verecek bir cevabınız varsa tabii, verelim. Tabii. Buyurun ben size şimdi, sözü vereyim. Şimdi mesele evlatlarımız değil. Mesele kadınlarımız ve kızlarımız da değil. Mesele onlara baskı yapan erkekler ve o erkek egemen kültürü de taşıyanlar. Bunun içinde kadınlar var, politikacılar var, var oğlu var. Esas olan yani bir evladımızın, bir kızın, bir kadının, bir kardeşimizin eğer toplumda yaşaması, fonksiyon görmesi için belli biçimde giyinmesi empoze ediliyorsa başka şansı yok zaten. Ben hiçbir zaman türbanı takanların, kızlarımızın veya kardeşlerimizin herhangi bir sorumluluk taşıdığını düşünmüyorum. Olsa olsa kendi varlıklarını bir toplumda devam ettirebilmek için onlara empoze edilen kurallara uyuyorlar. Ama kendi arzuları olamaz mı? Olabilir. Ha. Kendi arzusuyla da olabilir ama genelde öyle görünmüyor. İşaret etmek istediğim nokta şu. Eğer bunu bir de okulda ve belli derslerde veya belli okullarda getirirseniz o zaman hem toplumun getirdiği bu baskı hem de okulun baskısı birleşir. Bu evlatlarımız daha 11 yaşından itibaren beyinlerini yıkamaya başlarız. Ve onlara belli biçimde var olmaları için şöyle giyineceksin demek. Bu çok açık söylüyorum. Benim türbanla ilgili hiçbir sorunum yok. Benim türbanı empoze eden erkek egemen kültürle sorunum var. Ben de birkaç şey eklemek istiyorum. Emre Kongaç çok önemli cümleler kurdu. Yıllarca Türkiye'de hakim kılınmaya çalışılan zihniyeti özetledi. Belli bir şekilde görünmek empoze edildi bu ülkenin kızlarına, kadınlarına. Şimdi yaşanacak süreci ben bir normalleşme süreci olarak görüyorum. Bakın siz de söylüyorsunuz belli bir şekilde giyinmek, belli bir kalıba sokulmak ne kadar yanlış bir şeydir. İşte yıllarca yapılan buydu hem üniversite öğrencilerine, hala bugün kamu çalışanlarına yapılan bu. İmam hatiplerde kısmi esneklik sağlandı. Hiç kimse zorla başınıza gelip illa başını örteceksin, başörtüsü takacaksın falan demiyor. Ama yıllarca bunun tersi dendi. İşte şimdi yavaş yavaş toplumun kendisiyle barışması için bir kapı açılması lazım. Siz bu kadar böyle bir şey olur diye şikayet ediyorsunuz. Yıllarca olandan hiç bahsetmiyorsunuz. Eğer şayet bahsettiğiniz gibi bir uygulama olursa onun elbette hepimiz karşısında olmalıyız. Kimse kimseye zorla, bakın yıllarca yapılanın bunca zaman karşısında olduk. Bundan sonra tersi yapılacaksa onun da aynı şekilde karşısında oluruz. Şimdi, ama lütfen o zaman her türlü empoze evet, edelim. Çok küçük bir şey var orada. Muhalife çok, olalım. Çok küçük lütfen. Hiç bunun şeyle ilgisi yok. Yasayla masayla ilgisi yok. Herkesin, sizin söylediğinizin yasayla herkesin, ilgisi müsaade yok. Ortada bir dakika, zorunluluk ben, yok. Evet canım, Emre Bey siz edin. De söyleyin şimdi, düşüncenizi. Önemli olan çocukların yetiştirilme tarzındaki toplumsal değer yargıları ve ailelerin çocuklara empoze ettiği değerler. Ben devletten kafasına binen bilmem sopadan şuradan buradan söz etmiyorum. Ben toplum içindeki erkek egemen feodal kültürün kadına eğer bu toplumda benim yanımda var olacaksan önce kapanacaksın. Yıllarca o erkek egemen sitir bir yanımda var olacaksan döpiyes giyeceksin lafımı, dedi. Lafımı ne farkı kesmeyin. Var? Kesmeyin. Demin siz konuştunuz ben dinledim. Siz de biraz dinleyin belki bak. Gayet evet. Yani, dinledim efendim. Benim eleştirdiğim bu erkek egemen feodal kültürü. Bu maalesef tarım toplumundan çağdaşlığa, endüstri toplumuna geçememiş bütün toplumlarda var ve Türkiye'de de var. Şimdi bu okullardaki uygulamalarla da desteklenecek ve bir kadına erkeklerin dünyasında var olmak için belli biçimde giyineceksin. Üstelik de bir de saçının teli bile görünmeyecek, günahtır falan gibi. Veya Sayın Başbakan'ın dediği gibi velev ki siyasal simge olsa, üstelik bir de siyasal simge tarafı var. Bunlar kadınlarımıza baskı yapan ve üstelik de toplumun içinden kaynaklandığı ve
Bir iddiaya göre dinden de kaynaklandı. Demin siz bir şey söylediniz, düzelttiniz. Çok doğruydu. İslam'a göre, Müslümanlığa göre dediniz. Hayır, bir anlayışa göre. Çünkü birçok, mesela en son bu devlet bakanı Mehmet Aydın, Profesör Mehmet Aydın bile yoktur Kur'an'da dedi türban. Şimdi bir anlayışa göre ama o da saygın, hiç kuşku yok. Dinden de kaynaklanan, erkek egemen feodal kültürden de kaynaklanan kızlarımızı, kadınlarımızı örtüyoruz. Evet. Ve buna da 11 yaşında başlıyoruz. Benim karşı olduğum şimdi şey bu. Şimdi Emre Bey, ben de bir iki cümle söyleyeyim. Bu Kemalist rejimin bütün dayatmalarını muhteşem şekilde özetledi Emre Kongar. Şimdi tartışmayı ya fazla bence var, uzatmayalım. Atatürk. Sizin varsayımlar üzerinden yarattığınız... Sizin varsayımlar üzerinden yarattığınız problemi yıllarca bu ülkede kadınların önemli bir kısmı üzerinde Kemalist rejimin uygulamaları yarattı. Bakın, ben son birkaç cümle söyleyip reklamlara gitmek istiyorum. Şimdi bu kızlara nasıl ki bizim ailelerimiz başı açık olarak bizi yetiştirdi, onların aileleri de normal olarak, bu onların hakkı, o kendi inançları doğrultusunda dinden kaynaklanan bir mecburiyet var. O bakımdan dini yaşantı bunu gerektiriyor diye düşünüyor. Tabii ki evlatlarını o istikamette yetiştiriyorlar. Ama 18 yaşı, 20 yaş, 30 yaş, 40 yaşa geliyor. O insanlar hür düşünce sahibi kişiler. Fevkalade memnun başörtülerini muhafaza ediyorlar. İşte Merve Kavakçı Amerika'da da bile başının örtüsünü açmıyor. Hala Kur'an okuyor ve kendisini huzur içinde hissediyor. Yani bunu da anlamamız lazım. Tabii, onun en bu doğal sadece erkek egemen değil, ebeveynin bir dayatma, hayat tarzını dayatmasıdır. Bütün ebeveynler, ama laik düşünceye sahip ebeveynler de kendi hayat tarzlarını dayatıyorlar. Tabii, tabii. Dindarlar da tabii, böyle tabii, belki ben çok daha fazla dindar bir farklı ailede yetişseydim. Pardon, dayatıyorlar değil, öğretiyorlar. Öğretiyorlar. Yani, öğretiyor. Bravo. Çocukların bunu, türban takan veya takmayan kızlarımızı öğretiyorlar. Evet, bu hepimiz ailemizde öğreniyor. Evet. Herkes küçükten beri öğreniyor. Ben müsaade ederseniz bu türban tartışmasını burada bitirelim. Bitirelim de şunu söylemek anlamıyorum, çok mu zor? Yani yasağa karşı duralım. Belki ebeveynleri kontrol edemeyiz ama her türlü yasağı. Evet. Zorla başını açma yasağını da zorla başını kapatma yasağını. Şimdi reklamlara gidiyoruz. Reklamlardan sonra biraz da dokunulmazlıkları konuşacağız. Gene birlikte olmak üzere. Sevgili seyirciler, yine birlikteyiz. Dokunulmazlık meselesini ele alacağız. BDP'lilerin dokunulmazlıklarının kaldırılması gündemde. Bunun ne gibi etkileri olabilir? Sayın Altan Öğmen. Valla bunun siyasi bir şey olduğu, girişim olduğu ortada. Önce zaten Başbakan bahsetti. Adalet gerekeni yapacak, adaleti söyledim dedi. Gerekeni yapacak. Sonra da biz de gerekeni yapacağız dedi. Şimdi o gerekenler hızlı bir şekilde yapılmaya başladı. 9 veya 10 milletvekilinin, yani Sabahat Tunca ayrı bir şekilde mi olmuş bilmiyorum. O ayrı, o eskiden beri yargılanıyor. Yani, daha önceden başlamış. Ama 9 milletvekili galiba o şeyde karşılaşma hadisesi dolayısıyla teröristlerle, karşılaştıkları kimselerle işte şey yapmışlar, selamlaşmışlar falan. Şimdi bunun hangi kanun maddesine falan göre olduğunu bilmiyorum. Yani terörizmi teşvik etmek için işte, öyle bir şeye sokmuş olmaları lazım. Burada ilginç olan nokta şu. Bir kere 800 aşkın dokunulmazlığın kaldırılması fezlekesi var mecliste. Bunlar arasında dolandırıcılık suçlarından işte her çeşit suç, ne kadar şey akla gelirse, yüz kızartıcı suçlar falan, onlar da var. Bazı şeyler var, seçim kanununun ihlali falan gibi meseleler de var. Bu her zaman meclislerde olur ve şu tartışma hep yapılır. Yıllardan beri, uzun yıllardan beri. Dokunulmazlık niçin verilmiş milletvekillerine? Düşüncelerini olduğu gibi söyleyebilsinler, tavırlarını istedikleri gibi ortaya koyabilsinler. Bunun için verilmiş.
meclisteki konuşmaları, meclisteki konuşmalarına benzer konuşmaları dışarıda yapmak falan. Bunlardan milletvekili dokunulmazlığı herhangi bir şekilde kaldırılamıyor. Eğer bir başka türlü suç işlemişse filan, onlar da yani bunlar hiç kaldırılamıyor. Dokunulmazlığın esası bu. Başka çeşit suçlar için dünyanın çeşitli ülkelerinde başka başka kurallar var. Bazı ülkelerde yani adam dolandırıcılıktan hakkında takibat açılmışsa o devam edebiliyor. Belki tutuklanmıyor yahut tutuklanması meclisin tasvibine bağlı kalıyor ama o davalar devam ediyor. Bizde bu mutlak hale gelmiş. Yüzü kısaltıcı suçlar içinde, diğer suç iddiaları içinde bu dokunulmazlık 4 sene seçilme zamanı 4 senenin sonuna bırakılıyor. Ondan sonra ama bu yine parlamento kararıyla bırakılıyor, onu hatırlatmak şimdi lazım. Şimdi parlamento kararı da fiilen alınmıyor. Alınmıyor, bırakılıyor. Kaç dönemdir? Alınıyor yani, dönemde komisyon toplanıyor. Komisyon toplanıyor. Ve bu sonuna anayasa, bırakılıyor. Adalet komisyonları galiba bir adam. Anayasa komisyonu, adalet komisyonu müşterilerden toplanıyor. Yararda toplanıyor. Evet. Onlar işte meclise şey yapıyorlar, sevk ediyorlar. Ona göre kaldırılıyor. Şimdi burada yüz kızartıcı suçlar falan hiçbirine dokunulmuyor. Hı. Ama birdenbire başbakan istedi diye 9'u hakkında fezleke geliyor meclise. Şimdi de biz kaldıracağız bunların dokunulmazlığını diyor. Millet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi'nden de bugün o yolda bir açıklama var. Destekleyeceğiz anlamında. Burada bence müthiş bir yanlış yapılıyor bir kere daha. Çünkü bu daha önce denendi. Leyla Zana'nın ve arkadaşlarının meclisten dokunulmazlıkları kaldırılmaları, dokunulmazlıklarını kaldırılması ve hemen arkasından hapsedilmesi hadisesinden sonra bu işte Kürt meselesiyle ilgili o zamana kadar ki yumuşamalar falan tamamen ortadan kalktı. Yeni bir döneme girdik ve hala o dönemin yani bu sefer de böyle gerginlikler mi bu seferdeki vardı? De yanlış. O zaman da Başbakan Çiller'di. Bu dokunulmazlıklar ya kalkacak ya kalkacak diyordu. İşte girdiler yani. PKK'lıları mecliste istemiyoruz. Bu lafı konuşuyoruz. İstemiyoruz. İstemiyorsun ne olacak? İşte bu bağımsız olarak geldiler %10 baraja rağmen bunlar. Demek ki bir halk desteği var arkalarında. Hı hı. Sen halk desteği vardır diye dünyada ne kadar örgüt varsa onlarla bu gerekçeyle yakın ilişkiler kurabiliyorsun. Kendi memleketinde halk desteğini alıp gelmiş olan insanlarla şiddete doğrudan bulaşmadıkları halde hiçbir ilişki kurmuyorsun. Ama o örgütün mensuplarıyla kuruyorsun. Kurabiliyorsun. Onların temsilcileridir diye bunlarla kurmuyorsun. Yani bir mantığa da aykırı bir manzara var. Ve bu hatayı yeniden göz göre göre tekrar edeceğe benziyor bu iktidar. İnşallah son anda akıllar başa gelir de bunu yapmazlar. Evet. Çünkü bunun bir faydası yok. Yani işte efendim şey yaptılar, selamlaştılar, kucaklaştılar falan. Bunun normal ahvalde insan herhangi bir tanımadığı kimselerle de kucaklaşıyor bu politikada aslında. Tanıdığı kimse de olabilir. Tanıdığı kimse suçlu da olabilir. Kucaklaşabiliyor. İşte ben bir kere daha galiba burada misal verdim. Ben hapishanede yattıktan sonra oradan tahliye edildiğim sırada ne kadar insan varsa hepsiyle vedalaştım. Aralarında belki şeyler de vardı yani. Ağır suç işlemiş belki değil vardı. Uçak kaçırdığınız sırada. O sırada da başka şeylerde de. Yani şimdi bunu böyle bu kadar büyütmek, dramatize etmek falan o da manasız. Ve siyasi sonuçları açısından da parlak olumsuz bir sonuç vermeyecek. Olumsuz olarak. Nagihan senin değerlendirmenim. Yalnız fezleke daha önce gelmişti meclise. Adalet Bakanlığı bünyesinde tutuluyordu. Yani daha doğrusu fezleke yazılmıştı daha önce. Bakanlığa gelmişti ama orada tutulurken işte orada da yeni yolladılar. Siyasi irade yani işte, başbakanın iradesi gönderin şunu dediği zaman yani, gönderiyor. Böyle tamam, böyle hukuk uygulaması olmaz yani, zaten. Adalet ama Bakanlığı bünyesinde evet. Tutuluyordu. Ha, tutuluyor yoksa yani böyle demokrasinin kılıcı gibi falan. Evet buyurunuz. Evet. Şimdi dokunulmazlıkların kaldırılması ayrı konu da Altan abi söylerken yani PKK'larla masaya oturuyor. Onunla görüşen parti niye temas kurmasın deniyor da şimdi burada tabii çok iki ayrı pozisyon var. Hatırlamamız lazım. Şimdi BDP ve PKK'nın
işte o onun içinden mi çıkmıştı tartışmasına girmeyeceğim. Ben ısrarla BDP, PKK yalanlasın falan da demiyorum. Yani bu da hiçbir sonuç getirmeyen bir tartışma ve dayatmaya doğru gidiyor ama ben yeniden burada BDP'yi siyasi pozisyonu itibariyle terörün tam yanında durmasının, şiddetin tam yanında durmasının bir aydın olarak kınanması gerektiğini, bizim birinci sorumluluğumuzun bu pozisyonu lanetlemek olması gerektiğini söylüyorum. Orada karşılaşma dediğiniz dağdan inmiş PKK'lılar üzerindeki kıyafetlerle onlarla kucaklaşma görüntüleri var. Bakın gerçekten benim vicdanımı kanatan görüntülerdir. Ve %5 BDP tabanını bir kenara koyun. Onun dışında Türkiye'nin %95'inin de sinir uçlarını ayağa kaldıran, burada kaç bin eve ateş düştü, iki taraftan birden ateş düştü. Belki kendi yakınlarının psikolojik bir şey olabilir ama BDP tabanının içinde de bu görüntülerin bir kısmında rahatsızlık yarattığını düşünüyorum. Ama buna rağmen bu görüntünün ne kadar toplumda infiale yol açtığını çok iyi bilmeme rağmen ben BDP'li vekillerin dokunulmazlıkların kaldırılmasının terör meselesinin çözümüne hiçbir katkı sağlamayacağını, bunun son derece yanlış olduğunu ve AK Parti'nin bunu desteklememesi gerektiğini düşünüyorum. Ama bu pozisyonu alırken ne olursa olsun canım terörün yanında da duruyorsa dursunlar, onları toz kondurmayız pozisyonunu da ben ahlaki bir pozisyon olarak görmüyorum. BDP'nin de bakın, hukuk devletinde tamam dokunulmazlık yani bir meclis çatısı altında BDP'li milletvekillerinin zaten defalarca partileri kapatıldı. Kapatılıyor, yeni bir parti ortaya çıkıyor. Bu da Türkiye demokrasisine zarar veriyor. Bu görüntülerin de her zaman yanlış olduğunu söylüyorum ama lütfen bunları söylerken o çıkan fotoğrafın, o kucaklaşma görüntülerinin bu ülkenin çok çok önemli bir kısmıyla adeta alay etmek olduğunu da hatırlatarak konuşalım. Türkiye'de en büyük sorun terör sorunu, kanayan bir yara. Her gün bugün yine PKK zannediyorum Mardin'de bir yere bir karakola mı bir yere saldırmış. Her gün gelen şehit haberleri var. Bu hakikaten hiçbir Kürt sorunu derseniz ayrı bir şey ama terör sorunu bugün geldiği nokta hiçbir şekilde savunulur bir pozisyon değildir. O yüzden çok önemli bir görev oynayabilecekken BDP'nin böyle provokatif görüntüler, fotoğraflar vermesini ki ben o fotoğrafları asla tesadüfi bulmuyorum. Bu ülkede çok önemli yaralar açtığını düşünüyorum. BDP'lilerin dokunulmazlıkları kaldırılmasın ama lütfen bu şekilde provokatif siyaset yapmaktan da vazgeçsinler. Evet, teşekkürler. Vaktinde bitirdiniz. Bu Emre Bey, sizin değerlendirmeniz nedir? Efendim şimdi şiddetin, terörün, ölümün olduğu yerde tabii siyaset çok zor. Hele onun üzerinden siyaset daha da zor. Çünkü maalesef Türkiye'de bugün terör üzerinden siyaset yapılıyor. Şimdi oradaki çelişki şurada. O BDP'lilerin cinayet işleyen katillerle kucaklaşmaları filan infial uyandırıyor ama peki o zaman iktidarın o terör örgütü ile, o terör örgütünün temsilcileriyle ve Abdullah Öcalan'ın sözcüleriyle müzakere yapmasına ne diyeceğiz? Yani bir durum var ortada herhalde. Şimdi o yanlıştır, bu yanlıştır demiyorum ben. Ama Türkiye'de şiddet, terör, korku ve cinayetler bir siyaset aracı olarak kullanılıyor. İktidar bunu yapan örgütle müzakereye gizli açık Oslo'da, Türkiye'de, şurada, burada avukatlar aracılığıyla, kardeş aracılığıyla filan müzakereye oturuyor. Ondan sonra da dönüp diyor ki orada bir parti var. Bu adamlarla temasta ve kucaklaştı diye ben onları işte cezalandırırım. Şimdi orada siyaseten de bir yanlışlık var. Terör açısından da bir yanlışlık var. İktidarın tavırları açısından da bir yanlışlık var. Bir de beni tabii çok onun üzerinde Altan Bey durdu. Biraz tarih, biraz sosyoloji biliyorsanız bakınız. İşte Erdal İnönü'nün tavrı, hep söylüyorum, aldı onları meclise soktu, ondan sonra ayrıldılar, ondan sonra işte dokunulmazlıkları kaldırıldı, hapse atıldı bir bölümün filan ve gene orada Erdal İnönü hayır oyu kullanmıştı dokunulmazlıkların kaldırılmasında. Şimdi orada bir kesin tercih yapmak lazım. Doğrusu ben tercihimi meclisten yana koyuyorum. Yani eğer o meclisteki parti gerçekten söylendiği gibi bunların uzantısıysa ve aralarında organik bağlantı falan varsa meclistedirler.
belli bir temsil güçleri vardır. Onlarla oturulur, konuşulur, şey yapılır, ne yapılıyorsa işte uzlaşılır veya bilmem ne yapılır. Ama sen hem git onların temasta olduğu terör örgütünün temsilcileriyle konuş, aynı masaya otur. Hem de onların işte bir takım insanlarıyla temasta diye cezalandırmaya kalk. Hem bu mantığa aykırı hem de tarihte bu yapıldı geçmişte. İşte sen çok iyi söyledin. Yani Çilleri Başbakanlığı zamanında yapıldı. Hem sorunu çözmüyor hem de başka yaralar açıyor. Benim bu iktidara yönelik en temel eleştirilerimden biri demokratikleşme vesaire adı altında yaptığı şeylerin yeni geleceğe dönük bir takım yaralar açması. Yani mesela Silivri davalarına da ben o açıdan çok kaygıyla bakıyorum. Yani bu iddialar, bu işte uzun tutukluluk süreleri, delillerin değerlendirilmesi, savunma hakları filan. Oradaki insanlar ne olacak olursa olsun onların üzerinden geleceğe dönük bir takım yaralar aktarıyor. Aynı olay terörde, Kürt sorununda veya terörde veya Türkiye'deki demokrasi sorununda. Şimdi bu dokunulmazlıklar filan kaldırılırsa bir defa daha yaşanmış olacak. Ve bırakın günümüzde sorunu çözmeyi, sorun geleceğe daha da şiddetlenmiş ve daha da kanayan yara bir biçiminde gidecek diye korkuyorum. Yani beni korkutan, hani bugünümüzü çözemiyoruz ama geleceği de maalesef bugünkü sorunların gölgesi altında bırakan yanlışlar yapılıyor diye çok kaygılanıyorum doğrusu. Evet, ben de şunu söyleyeyim müsaade ederseniz. Estağfurullah. Ben bu çelişkilerden rahatsız oluyorum. Yani bir kesin tavır yok. Daha geçen hafta hani gündeme bu yüzden almak istedik. Teröre çözüm arayışları, açlık grevleri sona ermiş. Erdoğan konuşuyor, silahların susturulması çözüm değil, silahın bırakılması lazım. Farklı ülkelere gidebiliriz derlerse olabilir. Örgütün önemli bir kısmı Kandil ve Mahmur'da bulunuyor. Gitsinler. Şimdi bunu okuyunca demek ki bizim bilmeden bazı müzakereler yürütülüyor olabilir doğrusu düşüncesine ben kapıldım. Sevindim. Güzel bir gelişme, bir yumuşama oldu. Ama birdenbire dokunulmazlıkların kaldırılması gündeme gelince bu beni rahatsız etti. Çünkü bunun sonu daha büyük gerginliktir. Açlık grevleriyle bunu yaşadık. Açlık grevleri bunun arkasında halka yayılıyor. Orada farklı düşünen halk var. Onlar birbirleriyle çatışıyor ve bu gerginlik ve bu kutuplaşma artıyor. Dolayısıyla bu son derece yanlış bir meseledir. Şimdi ben bu iktidarın attığı olumlu adımları onaylıyorum, tasvip ediyorum, alkışlıyorum. Bakın bugün Shakespeare Kürtçe oynandı Hamlet. Bana bir komik gibi geldi ama güzel. Halbuki ne kadar hoş bir şey. Yani bunu mesela ne bileyim 5 sene önce bana Shakespeare Hamlet Kürtçe oynanacak. Hem de orada böyle bir anlatım vardır biliyorsun, hikaye ediyor. Orada da hikaye ederek... Yani o kendisinin Kürt unsuru, Diyarbakır unsurunu da koyarak son derece güzel ve birlikte Kültür Bakanı vesaire bunu seyrettiler. Muharrem Orucu diyorsunuz, parlamentoda Muharrem Orucu'nu bütün partiden milletvekilleri birlikte açıyor. Yani bu atılan adımları da doğrusu onaylıyorum, yani küçümsemiyorum ama bu manadaki çelişkilerin de yanlış olduğunu düşünüyorum. Bu arada CHP meselesine ben geçerek... Altan Öğmen'e de bir soru yönetmeyi arzu ediyorum. Hep AK Parti'yi konuştuk ama geçtiğimiz hafta CHP bir sıkıntı yaşadı bu Seyit Rıza yolu tartışması yüzünden. Erdoğan Kılıçdaroğlu'na dedi ki sen Seyit Rıza'nın yolundan şaştın. Sonra Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün bir şey verdi, bir önerge verdi. İade-i itibar Seyit Rıza'ya diye. Fakat bunun üzerine tabii CHP'nin daha bir tutucu tabanı var. Onlardan biri de Baro Başkanı Ümit Kocasakal çok ağır Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Seyit Rıza gibi Cumhuriyet'e baş kaldırmış insanları sömüren feodal nitelikli bir şeyhe iade-i itibar istemek Cumhuriyet'i ve Atatürk'ü gömmek demektir dedi. Atatürk'ün koltuğundan kalk. Onun üzerine Cumhuriyet Halk Partisi'nin grubunda bu önerge, bu teklif oylandı ve reddedildi. Yani böyle bir ikircikli bir yapısı mı var? İkili bir yapı diyelim. Nedir CHP'nin iç yüzünü? En iyi sen bilirsin. Benim bildiğim kadar demokrasi var.
Yani o parti, Adalet Kalkınma Partisi'nde bir tane başta bir kişi var tek adam olarak. O şu şöyle olacaktır deyip de herkese kaldırmıyor. Burada da çeşitli görüşler oluyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapısında elbette milli mücadeleyle başlayan bir parti bu. Milliyetçilik de var. O İstiklal Savaşı'ndan sonra işte Türkiye'de olup bitenlere karşı alınan sert tedbirler de var maalesef. O Dersim hadisesi sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin de değil, aynı zamanda Demokrat Parti kurucusu Bayar'ın da, aynı zamanda Millet Partisi Fahri Başkanı Fevzi Çakmak'ın da katıldığı hakikaten çok büyük bir felaket. Onun üzerinde de uzun zaman fazla bir şey yazılmadı. Şimdi epi yayın da yapıldı. Bunu bir enine boyuna araştırmak da gerekir. Hayır, CHP'de bunu sahiplenenler var hala. Hala Seyit Rıza düşmanlığı var. Tunceliler var, başkaları var. Bunlar tartışıyorlar. Bir parti içi bir araştırma komisyonu kurulsa isabet olur. Ama tek başına bu yani bu konuda bir teklif verilsin mi verilmesin mi o tartışılmış anlaşılan. O kabul edilmemiş ama bu hadise de kendi Cumhuriyet Halk Partisi kendi içindeki tartışmalarını bu hadisede de sürdürecek. Şimdi biraz önceki konuya gelmek istiyorum bir şeyi hatırlatmak için. Şimdi bu BDP'liler teröre direkt olarak bulaşmış kimseler olmadığı gibi bu açlık grevleri sırasında da bu grevlerin ortadan kalkması için büyük bir gayret sarf ettiler. Bu da belli. Kendileri de greve katıldılar. Öteki mensupları, Avrupa'da bir kısım PKK'nın mensupları var. Abdullah Öcalan var hapishanede. O senin de belirttiği gibi, Emre'nin de belirttiği gibi onlarla görüşülüyor. Bu görüşmeler de yapılabilir, başka ülkelerde de yapılmış. Eğer buna bir çözüm getirecekse götürmesi için en azından denenir, götürmeyecekse bile yapılabilir usulünce. Şimdi ama sen bu görüşmeleri yapıyorsun hükümet olarak. Memurları da gönderiyorsun. Memurlar hakkında bir ihbarlar oluyor, dava açılmak isteniyor. MİT başkanı dahil. Onun hakkında bir gecede bir kanun çıkartıp MİT mensupları bu işi yapabilir diye onları kucağına çabuk alıyorsun, kucaklıyorsun. İşte tabii yani. Şey yapmasan hemen toparlayacağım. Şimdi bunu yapıyorsun ve öbür tarafta bu onların yani onların doğrudan doğruya desteklemiş de olabilirler bu PKK'lılar falan ama oradaki halkın büyük bir kısmından oy almış olan İnsanların dokunulmazlıklarını kaldırıyorsun, onları hapse atacaksın. Anladım, buna bu kadar büyük çelişki içinde bu bir kere ne olacak bunun sonu? İnsanı kaygılara kaygılar içine yani, sokan bir dakika bir kaldı nereden son bir döneme giriyoruz. Söyle bitiriyoruz, reklama geçiyoruz. CHP'nin içindeki demokrasi falan değil, açıkça hangi CHP'ye galip gelecek kavgasının artık dışarıya taşan bir fotoğrafıdır. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı olarak Doğu Perinçe'ye hitaben eski Mao'culara gazeteyi yönettirmeyiz derken ve bu sözleri karşısında partiyi yönettirmeyiz derken ve bu sözleri karşısında partinin içinde bazıları alkışlamazken ve bakın bu toplantı içeride kalsın derken bu toplantı medyaya düşerken şu soruyu sormamız lazım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni CHP sloganı şimdiye kadar hep CHP'yi değiştireceğim dedi ama bir yandan eski o kemik tabanını kaybetmeden değiştiriyorum deyip eskiye de mavi boncuk dağıtarak gitti. Ama bitiyor bu andan itibaren bir kırılma noktasıdır diye düşünüyorum. Bu konuyu evet, konuşmalıyız. Yani bu CHP'nin içinde devam ederiz. CHP'nin içinde hangi CHP hangi galip gelecek? Hemen bunu bir cümleyle hemen reklama. Tek cümle siyasete bakıyorsak CHP içindeki tartışmadan daha önemli bir olay var. AKP'nin yazdığı sahte olduğu iddia edilen. Onları da tartışalım. Çok ciddi. Aman siz CHP konusunu açmayın. Binlerce aman insan. CHP binlerce insan. Hayır açmak falan değil de bir son dakika golü atmak. Hayır son dakika. Son dakika. Aman siz unutmamış. Sende kalıyor. Binlerce pardon insan. Şimdi ben artık binlerce, o haksız ithamlara isyan ediyorum. Ben dinleyin de. Altın Hanım siz uzun konuştunuz diye bana vakit kalmadı. Sıra onda şimdi. Hayır efendim sıra bendeydi ya. Hayır sıra onda şimdi. Ya Altın abi 10 dakika konuş diye bana vakit kalmadı. Sonra da ben gol attım diyorsunuz. Artık pes diyorum. Binlerce insan.
binlerce insan, içlerinde CHP'li yöneticiler var. Medya mensupları var. Dicle Haber Ajansı'nın bir üyesi Gergüçlü galiba çocuk. Evet. Bir de üstüne gitmiş. Bu büyük bir skandal. Evet, reklama giriyoruz. Şimdi yeni bir reklam. Reklamdan sonra selamlamak üzere tekrar birlikte olacağız. Sevgili seyirciler, bütün konuları tabii bu akşama sığdıramadık. Herhalde Perşembe bu sahte üyelik konusunu açtı Emre Kongar. Onu da tartışacağız. Belki CHP'yi de görüşmeye devam edeceğiz. Nagihan son dakika golü atmadı. Konu başlığı bunlardan biriydi, merak etme. Zaten. Ama tabii farklı fikirler var. Perşembe belki daha rahat bunları konuşabiliriz. Hepinize iyi akşamlar.